Bir önceki IQ veri aslında çok daha zayıf bir görüntüye işaret etmişti. Standart tanımlara baktığımızda sanki bir miktar onun toparlanması, telafisi gibi bir görüntü var. Şimdi Türkiye'de aslında genel büyüme yapısındaki kırılımlara baktığımızda hizmet sektörü ağırlıklı olduğu için ve yaz döneminde aslında bir miktar daha bu sektörlerin perakende ticaretin ağırlıklı ön planda olduğu dönem olduğu için bundan da etkisi bir miktar, bunlardan da bahsedilebilir. Ancak ana eğilime baktığımızda tek bir aylık, iki aylık veriden ziyade genel gidişatı ana eğilime baktığımızda bundan sonraki süreçte iktisadi faaliyet tarafında, yurt içi aktivite tarafında yavaşlama aslında bekleniyor. Ve bu dönem başladı aslında ve bunun daha hissedilir hale geldiğini göreceğiz. Özellikle turizmdeki yüksek sezon, tatil dönemi bittikten sonra ve okulların açılmasıyla beraber aslında önümüzdeki aylarda muhtemelen Ekim, Kasım, Aralık ayları, belki Ocak ayı da yine burada işsizlik tarafındaki eğilimin bir miktar daha yukarı yöne dönmeye başladığı dönem olacak. Ki orta vadeli programa baktığımızda da aslında gelecek yılki tahminler bu yıla kıyasla ortalamada 0,3 puanlık bir istihdamda artış beklentisi var. Tek hane sayıda kalması bekleniyor standart tanımının, ama yine de burada aslında ekonomi yönetiminde hem büyüme tahminlerini yarım puan civarında aşağı çekti. İşsizlik tahmini de ortalamada gelecek yıl için 0,3 puan, yani neredeyse yarım puana yakın yukarı revize etti. Dolayısıyla aslında bundan sonraki ana eğilim iş gücü piyasası tarafında biraz daha zorlu olacak gibi gözüküyor.